Merhaba, bu video ile birlikte yepyeni bir seriye başlayacağız. Bu seride birçoğumuzun izlediği ilk yabancı dizi olan ve gerçekten de mekanlarıyla, oyuncularıyla ve efsane senaryosuyla günümüzde bile iyi olduğu düşünülen birçok yapımı cebinden çıkartabilecek bir kapasiteye sahip olan diziden, yani Lost'tan bahsediyorum. Bu efsane dizinin her bölümünü en ufak ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Benim bu diziyle inanılmaz bir bağım var. İzlediğim ilk dizi olmasından mı kaynaklı yoksa başka bir nedeni mi var onu bilmiyorum. Sadece çok küçükken televizyonda reklamlarının döndüğünü ve o reklamlardan gerçekten büyülendiğimi hatırlıyorum. O yıllardan beri de neredeyse ezberleyecek kadar çok izleme fırsatım oldu. Her seferinde de öncesinde görmediğim bir başka detay görüyorum. Bu da diziyi çok iyi yapan şeylerden bir tanesi. Düzenli aralıklarla Lost'u izleyen birisi olarak geçen yıl tekrar izlemeye başladığımda YouTube'da Lost'la alakalı çok fazla içerik olmadığını gördüm. Döneminde fırtınalar estirmiş olsa da haliyle neredeyse ilk bölümünün üzerinden 20 yıl geçtiği için o etkisini günümüzde birazcık kaybetmiş görünüyor. Ben de bu seride Lost'un her bölümü için ayrı bir video yapmak istiyorum. Yıllar önce final yapmış bir dizi için bu kadar uğraşmaya değer mi diyebilirsiniz belki ama Lost benim için çok değerli. Bence bunu sonuna kadar hak ediyor. Eğer bu diziye yeni başlayacaklar veya daha önceden izlediği halde bu videolarla birazcık nostalji yaşamak isteyenler varsa bu videolar onlara rehber olsun istiyorum. Lost'u hiç izlemediyseniz bile mutlaka konusunun ne olduğunu bir yerlerden duymuşsunuzdur. Dizi 815 sefer sayılı Oceanic Havayolu uçağının Avustralya'nın başkenti Sydney'den Los Angeles'a giderken yaptığı kaza sonucunda uçağın Güney Pasifik'te bir yerlere düşmesiyle başlıyor. Uçak parçalara ayrılırken bazı kazazedeler hayatta kalmayı başarsa da büyük bir kısmı bu kazada hayatını kaybediyor. Çok fazla ana karakterimiz var. Her birinin hikayesi birbirinden derin, farklı ve bir o kadar dikkat çekici. Ana konu da zaten inanılmaz, akıcı ve her zaman gergin bir havada ilerleyecek. Böyle olunca da sıkılmanız neredeyse imkansız gibi bir şey oluyor. Çok fazla başrol olmasına rağmen elbette diğer karakterlerimizi ortak bir noktada toplama konusunda bir isim öne çıkıyor. Matthew Fox'un canlandırdığı Jack Shepard karakteri sadece bir ana karakter olmakla da kalmıyor. İlerleyen bölümlerde dizinin ana fikrini temellendirecek olan din ve bilim çatışmasının taraflarından bir tanesinin de oldukça doğru bir temsilcisi aslında. Ama bu konulara henüz girişmeyeceğiz. Şimdilik bilmemiz gereken tek şey Jack'in gerçekten kilit bir karakter olması. Bu karakterin diğerlerine önderlik edeceği ise baktığınız zaman soyadından bile anlaşılabiliyor aslında. Çünkü Shepard bir çoban demek. Dizinin ilk bölümünden spoiler yiyeceğini düşünen birisi varsa, yani diziye hiç başlamamış biriyseniz videoyu burada kapatmanızı rica edeceğim. Buradan sonra bahsedeceklerim ilk bölüm hakkında spoiler içerecek. O dönemde dünyayı kasıp kavuran Lost'un ilk bölümü hala en pahalı pilot bölüm unvanını taşıyan bölümlerden bir tanesi. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de dikkat çekici konusunun yanında tabii ki burada gerçek bir uçağın parçalanmış olması. Bölüm ilk olarak ana karakterimiz Jack'in gözünü açtığı bu ikonik sahneyle başlıyor ve yanına bir diğer önemli karakterimiz Walt'un köpeği Vincent geliyor ve Jack'in cebinden küçük bir içki şişesi çıkardığını görüyoruz. O kadar yüksekten düşmesine rağmen kırılmayan bu mucizevi şişe karakterimizin uçak düşmeden önce hostesten istediği son şey olmasının yanında Jack'in hikayesi içerisinde de önemli bir parça diyebiliriz. Bu videolarda bazı şeyleri üstü kapalı bir şekilde geçeceğim çünkü diziye yeni başlamış kişiler için de sürpriz bozulmasını istiyorum. Bölüm ilerledikçe bu konuları açmaya devam edeceğiz. Eğer diziyi izlediyseniz zaten birçok göndermeyi anlayacaksınız, merak etmeyin. Buradan hemen uçağın düştüğü alana geçiyoruz. Gerçekten büyük bir kaos hakim. Birçok insan olayın şokunu atlatamamış ve bazıları da çok korkmuş durumda tabii ki. Jack burada elinden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyor. Çünkü kendisi bir doktor, bir omurilik cerrahı. Jack'in bir omurilik cerrahı olması detayı da ilerleyen sezonlarda işimize yarayacak. Sahilde hamile bir kadın görüyoruz. İsmi Claire Littleton. İlerleyen bölümlerde onun da hikayesini ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Bu kişi Hugo Reyes, kendisine Hurley diyeceğiz. Boone Carlyle, eğer izlediyseniz Vampire Diaries'te Damon Salvatore karakteriyle tanımıştık kendisini. Uçağın kanat kısmının patlamasıyla ortalık birazcık karışıyor evet ama bütün bu gürültüye rağmen burada ruh gibi gezinen bir karakterimiz daha var. Bu da Charlie. Bu karmaşanın içerisinden nasıl çıkacağız, buradan nasıl sağ kurtulacağız düşüncesiyle Jack etrafta dolaşırken oyuncularımızın isimleri geçmeye başlıyor. Bu sırada dizinin müziklerini üstlenen Michael Giacchino'nun bir bestesi çalıyor ki kendisi önemli bir müzisyen. Eğer bu diziyi ilk defa izliyorsanız Lost'ta kullanılan şarkılar ve müzikler bir süre sonra kafanızda apayrı bir klasör oluşturacak. Bence dizinin en başarılı olduğu konulardan bir tanesi de müzikleri. Jack eşyaların arasından yaralarını dikmeye yarayacak bir şeyler arıyor. Çünkü koşuşturma sırasında pek
fark etmemiş olsa da o da birazcık yaralanmış. Bu arada bileklerini ovuşturur biçimde bir başka karakterimiz geliyor. Bu da Kate Austen. En az Jack kadar önemli bir karakter. Çok cesur ve kendi başının çaresine bakabilen güçlü bir kadın. Kate'in de hikayesi bence bayağı güzel. Yakın zamanda flashbacklerle onun da hikayesine göz atacağız. Dizinin genellikle insanları pek umursamayan ve kendisinden başka kimseyi düşünmediği söylenen karakteri Sawyer'ı görüyoruz. Ki bu umursamazlık ilk sahnesinden bile belli ediyor aslında. Ortalık mahşer yerine dönmüşken o burada sigara içmeye çalışıyor. Şimdiye kadar Jack, Kate, Claire, Sawyer, Hurley, Charlie ve Boone'dan bahsettik. Bunlara ek olarak Iraklı bir asker olan Said, bir kutu firmasında çalışan John Locke, Jack'in az önce suni teneffüs yaptığı Rose ve tüm bu felaketin ortasında oje sürmeye çalışan Shannon'ı ekleyebiliriz. Shannon az önce bahsettiğim Boone'un kız kardeşi. İlk kısımda Jack'le birlikte gördüğümüz köpek Vincent'ın sahibi Walt ve onun babası Michael. Ardından hiç ama hiç İngilizce bilmeyen Koreli çiftimiz Jin ve Sun var. Çok fazla karakter olduğunu biliyorum ama emin olun kısa zamanda hepsini tanıyacaksınız. Kate'in göğsüne bir şeyler saplanan bu adam için biraz endişelendiğini görüyoruz. Bunun nedenini şimdiden merak etmeye başlayabilirsiniz. Bu arada bu dizi Türkiye'de TNT kanalında yayınlandığı için son sezon dışında her bölümünün Türkçe dublajı var diyebiliyorum. Elbette her şeyin orijinal dili daha iyidir tabii ki ama bizim de çok değerli dublaj sanatçılarımız var. O zamanlarda bu diziye de gerçekten çok fazla rağbet olduğu için dublajın kalitesi orijinal diliyle aynı diyebilirim. Yani istiyorsanız gönül rahatlığıyla dublajlı bir şekilde de izleyebilirsiniz. Kate ve Jack'in buradaki konuşmasında önemli bir detay var. Uçağın nasıl düştüğü hakkında konuşurlarken önce kuyruğun koptuğunu, daha sonradan ön kısmının koptuğunu söylüyor. Spoiler vermeden hemen 3. sezon 1. bölüme uçağın düşüşünün dışarıdan görünüşüne geçiyorum. Gerçekten de Kate'in söylediği gibi önce kuyruk kısmının koptuğunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ardından da ön kısım tekrardan ikiye ayrılmış. Sonraki sahnede Kate ormanın içerisinde bir duman gördüğünden, kara kutuya veya telsizlere ulaşabilmek için uçağın diğer parçasını bulabileceklerinden bahsediyor. Bu sırada ormanın derinliklerinden bir gürültü duyuyoruz. Bu gürültüyü daha çok duyacağız, hiç merak etmeyin. Bu olayın en üzücü kısımlarından bir tanesi de ölmüş insanların eşyalarını kurcalamak bence. Ama yapabilecekleri başka bir şey yok çünkü ıvır zıvırlara ihtiyaçları var maalesef. Kate'in ölü insanların ayaklarını kontrol ederek Jack'in ayağına uyabilecek sağlam bir ayakkabı bulmaya çalıştığını gördük. Charlie de bu sırada birilerinin onu tanımasını bekliyor çünkü İngiltere'nin çok tanınmayan rock gruplarından biri Driveshaft'ın gitaristlerinden bir tanesi. You all everybody! You all everybody! Onun da hikayesine bakacağız. Lost Adası'nın tropikal bir bölge ve ilginç bir konumda olduğu için bir anda başlayan yağmurları meşhurdur. Şimdiden bu dengesiz yağmurlara da alışmanız gerektiğini söyleyebilirim. Herkes yağmurdan kaçışırken Locke'ın ne kadar mutlu olduğuna bir bakın. Yağmuru hissedebildiği için son derece mutlu ve minnettar bir adam görüyoruz şu an. İlk bölümde olsa gerçekten hikayenin ilerisindeki birçok önemli şeyin hesaplanarak buraya dahil edilmiş olması çok güzel. Bu sırada Jack, Kate ve Charlie üçlüsü uçağın diğer kısmını aramaya gidiyor. Jack ve Kate tamam ama Charlie ne alaka diyebilirsiniz. Onun da kendine göre sebepleri var. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Sürpriz bir şekilde pilotun hala hayatta olduğu görülüyor. Ama maalesef bu durum çok fazla uzun sürmeyecek. Çünkü az önce ormanın içerisinde gürültüsü duyulan varlık pilotu birazcık parçalayacak. Biraz kanlı bir şekilde de olsa ilk bölümümüz burada sona eriyor. Gördüğünüz gibi daha ilk bölümden sadece 42 dakikada bizlere çok şey anlattı aslında. Neredeyse her bölümünün böyle dolu dolu geçtiğinden emin olabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde çarşamba günleri ABC kanalında yayınlanan dizi, ülkemizde bir gün sonra yani perşembe günleri yayınlanmaya başlamıştı. Eğer bir problem çıkmazsa ben de her hafta yeni bölümü perşembe günleri yayınlamayı düşünüyorum. Uzun zamandır yapmayı istediğim bir seri olacak. Aynı zamanda uzun bir yolculuk olacak. Bu yolculukta bana eşlik etmek isterseniz abone olmayı ve beni sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.